Son sözünü söyle Cihan Efendi. Çocuğunun hükmünü ver. Ben diyeceğimi dedim. Kararı Beyza verecek. Hep aynı nakarat. Hep. Yürü Beyza. Senin bu evde işin bitti. Baba. Yürü dedim sana. Baba ne yapıyorsun? Gidemeyiz. Olmaz böyle. Başka çare mi bıraktın bana? De karnında gerçekten bebek varmış gibi ayak diriyorsun bana. Nusret. Sen Cihan'ı aldırma. Bak sinirli ağzından öyle çıktı. Götürme Beyza'yı. Kıyma torunuma ne olur. Oğlunun söylediğini duymadın mı? Raconu kesti. Kendi çocuğunun kalemini kendi kırdı. Nusret, bak sen onun büyüğüsün. Öfkenin kurbanı olma, gözünü seveyim. Torunumuzun hayatı söz konusu burada. Bu işin gururu olur mu? Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Bak sonra hepimiz için çok kötü şeyler olur. Ok yaydan çıktı bir kere abla. Ya baba yapma. Geç içeri. Mukadder Hanım, sana da iki tane şişle bir tane yumak yollayacağım. Oturup çorap örersin. Belli ki bu evde başka bir hükmün kalmamış. Paspas olmuşum, paspas. O gecekondu mahallesinin bütün çamurunu sen de temizlemiş yeni gelinin. Ama ondan kıymetlisi yok. Sana bir kardeş tavsiyesi vereyim mi? Dilini tut, otur. Otur da oğlum seni de kapının önüne koymasın. Şimdi çıktılar. Takiptesin değil mi? Attıkları her adımdan bana haber vereceksin. Doktora ya da hastaneye giderlerse de beni bilgilendireceksin. Gitti Beyza. Daha adını koymadan, kucağıma almadan vebali boynumuza asıldı kaldı. Anne, başlamayın. Sen şimdi mutlu mu olacağını sanıyorsun ha? O çocuğun, o günahsız çocuğun vebalini ikiniz de çekeceksiniz. Böyle bir günah sırtlayıp da gün yüzü göremez insan oğlum. Anne, sen farkında değilsin ama asıl tehdit altında olan biziz. Senin bu torun merakından dolayı bu durumu kullanıyorlar. Doğmamış bu çocuk üzerinden pazarlık ediyorlar ve alçalıyorlar. Sonra ben bundan iyi niyet bekleyeceğim öyle mi? Beyza nikah kıyımı mı bekliyorsunuz? Yok öyle bir şey. Ama sen bu nikahı kıymazsan da o da çocuğa kıyacak. Sen de bunu anlamıyorsun oğlum. Beyza böyle bir şey yaparsa onu silerim. İş işten geçtikten sonra silsen ne yazar? Görmedin mi dayını? Ne kadar kararlı. Biz böyle inatlaşırken arada torunum eder olacak. Anne. İçin rahat olsun. Allah'ın izniyle oğlum sapasağlam doğacak. Beyza'nın hayatında olup olmayacağı da
vereceği karara bağlı. Anne, şimdi müsaadenle beni yalnız bırak. Gelin. Gitti torunum, gitti. Ellerimden kayıp gitti. Lanet olsun seni bu eve getirdiğim güne. Dirliğimizi, düzenimizi, her şeyi yerle bir ettin. Aklın varsa bir de içeriden kilitle bu kapıyı. Çünkü dışarı çıktığın anda sana bu dünyayı dar edeceğim, dar. Doğmamış torunum üstüne yemin ederim ki. Asıl sen karnımda gerçekten çocuk varmış gibi davrandın. Gerek var mıydı o kadar büyük laflara? Bak, hepsinin altında eziliyoruz şimdi. Ne yapayım? Öyle bir belaya bulaştırdın ki bizi. Güya tereyağından kıl çeker gibi hallolacaktı her şey. Beceremedin. Bir de kalktın konağa girdin. Sen el yükseltince yalanımız ortaya çıkmasın diye ben de üstüne çıkmak zorunda kaldım. Senin aklına uyan da zaten kabahat. Yonca'nın çocuğu da kaldı elimizde. O da 10 milyon istiyor şimdi. Şimdi yonca deyip onu da gebertirtme bana. Tövbe estağfurullah. Karnında da çocuk var. Ya ne yapacağız baba biz şimdi? Bu sefer bittik kızım. O eve değil hanım. Hançer'in hizmetçisi olacağım desen Cihan sokmaz artık. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Çekil önümden Cihan. Çekil önümden. Çekil. Çekil. Hiçbir yere gidemezsin. Nerede Beyza? Ha? Gönderdin mi onu? Hançer yeter. Ben kimseyi göndermedim. Beyza kendisi gitti. Ya nasıl yaparsın bunu ya? Ya kız demedi mi? Bu kapıdan çıktığım anda gidip çocuğu aldıracağım demedi mi Cihan? Ya ben duramıyorum, ben kafayı yiyorum artık. Kapıları, duvarları kırmak geliyor içimden. Ya koşup durdurmak istiyorum Beyza'yı. Cihan, o bebek senin canın, kanın. Sen nasıl durabiliyorsun burada? Hançer, bakma bana öyle. Beyza bir seçim yaptı ve sonucuna katlanacak. Ortada bir çocuk var Cihan. Öyle bütün yükü Beyza'nın omuzuna alıp çekip gidemezsin. Hançer yeter! Beni suçlamaktan vazgeç artık.
Ben neden böyle davranıyorum biliyor musun? Senin yüzünden. Ben senin yüzünden yanlış kararlar aldım, anladın mı? Şimdi karşıma geçip beni suçlayamazsın. Mevzu bahis olan bir çocuk Cihan. Ha, doğmadan o çocuğun günahına giriyorsun. O çocuk doğacak. Ben her zaman yanında olacağım. Bana ihtiyacı olduğunda bir nefes kadar yakın olacağım. Ona sahip çıkacağım. Ama senden vazgeçmem. Asla. Ben aşkı sende tattım. Aşkın ne olduğunu senden öğrendim. Bana bunu çok gör Hançer. Bak, ben çok yoruldum. Omuzlarımda çok yük var. Neden anlamıyorsun? Neden benim elim boş? Sen benim elimi neden tutmuyorsun? Neden arkamda değilsin? Neden yanımda değilsin? Hadi gel. Bak Hançer. Şimdi hırsını kapıdan çıkarmaya devam et. Ama buradan çıktığın an nöbetteyim. Asla seni bırakmayacağım. Allah'ım bu kız bir delilik yapmasın, torunuma kıymasın. Kim? Cihan mı? Halam arıyor. Ne yapayım, açayım mı? Bırak, ne diyecek? Mühür onun elinde sanki. İstediği kadar arasın dursun. Açmıyor telefonu. Madem bu kadar yanıp tutuşacaktın Mukadder Hanım, önce oğluna söz geçirmeyi becerseydin. Gitti işte torunum, gitti. Göz göre göre gitti. Ben daha onu elime almamışken, sarmamışken gitti. Cihan Bey deli fişek gibi. Kimi yakacağı belli değil vallahi. Kene Beyza'yı aldı götürdü babası. Hiç değilse birkaç gün rahatlar ortalık. Niye öyle diyorsun? Beyza Hanım'a da yazık değil mi? Nihayetinde karnında bir çocuk taşıyor. Bu halde baba evine dönmesi kolay mı? Bana hiç Kene Beyza'yı savunma Gülsüm abla. Hançer abla onun bebeği için kendini parçaladı. O onun kadar düşünmüyordu bebeği. Cihan Bey'i kendi istediğini yaptırmak için kullandı bebeği. Allah'tan Cihan abi onun tuzağına düşmedi. Cihan Bey'e de şaştım kaldım vallahi. Mukadder Hanım gönderme diye yalvar yakar oldu. O öyle arkalarından buz gibi baktı. Bir insan bu kadar mı hissiz olur ya? Sıtkı sıyrıldı Beyza Hanım'dan. Hepimiz gibi. Baksana çocuğu bile görmemiş gözü. Yazık ya. Hançer hiçbir şeye dokunmamış. Su bile içmemiş. Nasıl olacak böyle aç bir ilaç? Kahretti kendini. Gitmek istiyor. Yemek geçer mi kursağından? O kendi yüzünden yuva dağıldı sanıyor. Bilse ki çok önceden bitmişti evlilik. Kimseden duymaya, dinlemeye fırsat olmadı ki. Böyle birdenbire öğrenince de kendini ar etti. Kandırılmış hissediyor. Kandırılmadı mı? Biz de çanak tuttuk buna. Her şeyi bildiğimiz halde sustuk. Bu evi Cihan abinin başına yıksa yeriydi. Şimdi bebek için boş yere vicdan yapıyor. Güya yiyip içmeyip kendini cezalandırıyor. Benim geçen ona yaptığım keki sevmişti. Yapsam belki yer.
Gel. Cihan Bey, müsait misiniz? Tabii. İstediğiniz telefonu aldım. Faturası da içinde. Sağ ol Veli. Cihan Bey, aslında benim size konuşmak istediğim bir şey vardı. Söyle. Dinliyorum seni. Malum, iznim bitti. Gemiden çağırdılar. Birkaç güne döneceğim. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ ol, kırmadın beni. Her şey için teşekkür ederim. Hakkını helal et. Ne demek? Helal olsun. Siz de helal edin. Melih, hesap numaramı bırak da muhasebeyle konuşayım, bu aylık ödemeni yapsınlar. Siz en iyisi onu anneme verin. Benim ihtiyacım olmayacak, denizlerde olacağım için. Kalender delikanlısın. Gitmeseydin seninle çalışmaya devam edebilirdik. Sağ olun ama açıkçası ben size çalışır mıydım? Bunu bir düşünürdüm. Ne demek bu? Yani bunu buradaki bir aylık tecrübeme istinaden söylüyorum. Bir yanlışımız mı oldu? Yok. Sizin bir yanlışınız olmadı. Yani bu biraz benle ilgili bir durum. Tabiatımla ilgili bir şey. Malum haksızlıklar karşısında pek suskun kalamıyorum da. Nerede haksızlık yaptıysak söyle, borcumuzu ödeyelim. Borcunuz bana değil. Sinem Hanım'a. Anlamadım. Yengemin bu konuyla ne alakası var? Mine Hanım'ı okula getirip götürürken bana arkadaşlarını özlendiğinden bahsetti. Çünkü arkadaşlarını anneler okula bırakıyormuş. Sinem Hanım'ın da ehliyeti var ama hiç araba kullanmamış. Ben de sizin arabanızda bir şey olmasın diye kendi aracımla birkaç kere çalıştırdım. Direksiyon dersi verdim. Konuşmanın sonunu getir. Rahatsız olmaya başladım. Yok, rahatsız olacağınız bir şey yok. Merak etmeyin. Sonuç şu. Sinem Hanım artık araba kullanmayı biliyor. Ancak bu durum pek Mukadder Hanım'ın hoşuna gitmedi. Ve beni hassizlikle suçladı. Evet. Hassizsin. Ben seni işe, yengeme araba kullanmasını öğrettiğim aldım. Muhtemelen Sinem Hanım'a da benzer şeyler söyleyeceksiniz. O yüzden bunları bizzat benden duyun istedim. Arkamdan duyarsanız Sinem Hanım mağdur olur falan. Bunu istemem. Ne gibi mağdur? Yengem benim için çok kıymetlidir. Abimin emaneti. Ne isterse her şeyi yaparım onun için. Bundan bir şüphem yok. Ama mesela araba kullanmak istediğini bilmiyordunuz. Çünkü böyle bir talep de gelmedi. Sinem Hanım'ın bu zamana kadar herhangi bir konuda herhangi bir talebi oldu mu? Melih, annenin hatırı için susuyorum. Daha fazla saygısızlık yapma. Hakkında ne düşündüğünüz benim için önemli değil. Sonuçta bir bağımız yok sizinle. Ama bu dediklerimi bir düşünün isterim. Kolay gelsin. Hançer ablaya kek yaptım. Sevmişti daha önce. Baktım bir şey yememiş, belki bunu yer dedim. Sağ ol Aysun.
Hançer, neden bir şey yemiyorsun? Kimseye faydası yok bu yaptığının. Hak etmiyorum çünkü. Seninle baş edemedim. Çıkıp gidemedim buradan. Beceremedim. Bir cana mal oldum ben. Saçmalamaya devam et o zaman Hançer. Mantıklı düşünmeye başladığında tekrardan oturup konuşuruz. Bu arada Aysu senin için yapmış bu keki. Belki tadına bakarsın. Ay suya alet ediyor. Tadına bak. Bir ihtiyacın olursa yaz. Ay su. Akşam yemeğe de inmediniz. Bir iki lokma bir şey atıştırın da ilaçlarınızı alın. İstemez. Yemek yiyecek halim mi var benim? Ama olmaz ki hanımım. İlaçlarınızı almanız lazım. Artık ilaç da kâr etmez bana. Bitti her şey, bitti. Yıllardır torun hasretiyle yanıp tutuştum. Rabbim de bir torun nasip etti çok şükür. Ama daha kucağıma alamadan heder oldu gitti. Ama buna sebep olanlara da ben sebep olacağım. İflahını keseceğim onu. Sen ne dikiliyorsun hala? Hadi götür şunu. Ne yapıyorsun sen orada? Hançer ablaya kek götürdüm de tepsi almaya çıkacaktım. Hadi hadi oyalanma. Mukadder Hanım'ın heyeleri üzerinde görmesin seni burada. Yemişsin. Bundan sonra yemekleri Aysu'ya yaptırayım o zaman. Kız yapmış o kadar, zahmet etmiş. Daha yapmasına gerek yok ama söyle, hiç uğraşmasın. Sağ ol Aysu. Senin sayende Hançer'in boğazından bir şey geçti. Ne demek? O yesin ben hep yaparım. Bana yardım et. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ya sen kimi arıyorsun öyle yana yakıla? Hançer'i arıyorum Derya sabahtan beri. Ulaşılmıyor telefonuna.
damada dolaşamıyorum. Başlarına bir şey gelmiş olmasın bunları sakın ha. Ay ne gelecek başlarına Cemil? Ama Hançer hiç böyle yapmaz ki. Habersiz bırakmaz beni yani. Bak benim içime kötü şeyler doğuyor der ya. Ben konağa gidiyorum valla. Ay dur. Onlar tatile gitti tatile. Ya Hançer bana söylemişti. O yüzden telefonlarını kapatmışlar. Demek ki rahatsız edilmek istemiyorlar yani. Sen de halden anla canım. Doğru diyorsun vallahi Derya. Yani ben böyle haber alamayınca falan bağlantılar kopuyor, kayış kopuyor bende belli. Ya. Vallahi sen olmasan gidip konağı karıştıracaktım. Ya işte sen bir dinle sen var ya. Allah aşkına anlamadan dinlemeden hiçbir konuya dahil olma Cemil sen, tamam mı? Bak sorun mu var? Söyle bana. Ben çözerim. Çözüm mü arıyorsun? Ben hemen tava yöntemiyle çözerim o konuyu mesela. Ne yöntemi Deryem? Hava. Hava güzel olunca ben bütün sorunları çözebiliyorum. Onu diyorum. Ha? Doğru. Hı? Doğru. Hı hı. Hançer abla. Hançer abla orada mısın? Buradayım Aysu. Aysu hadi aç şu kapıyı da çıkayım hadi. Kusura bakma ama yapamam Hançer abla. Anahtar yok bizde. Hem Cihan abinin emri olmadan üst kata bile çıkamıyoruz. Ama başka bir isteğin varsa emrin başım üstüne. Tamam var bir istediğim Aysu. Neymiş? Söyle hemen yaparım. Tamam bak yarın abimin yanına gitmeni istiyorum. Tamam mı? Ama eve gitmeyeceksin. Dükkana gideceksin. Telefonunu ver. Arayayım istersen hemen. Hayır. Telefonunu arayamazsın. Kesin yengem duyar o zaman. Aysu yengemin kesinlikle haberi olmaması gerekiyor. Duydun mu beni? Duyuyorum. Tamam giderim dükkana. Abine ne demem istersin? Ne söyleyeyim? Cihan'ın beni burada zorla tuttuğunu anlat. Gelsin bir şekilde kurtarsın beni. Gitmekte kararlı mısın yani? Hiç umut yok mu vazgeçmen için? Kararlıyım Aysu. İki Cihan bir araya gelse beni burada tutamaz artık. Bak Aysu eğer abime söylemezsen gerçekten gider camdan atlarım. Sakın öyle bir delilik yapma. Tamam yapacağım istediğini söz. Ama Aysu bak dediğim gibi sadece abimle konuş tamam mı? Yengemin sakın haberi olmasın. Adresi attım Aysu. Bulursun değil mi? Bulurum. Sen merak etme. Hançer, uyudun mu? Uyumadığını biliyorum. Sen de benim gibi gözlerini kapatmadın. Beni düşünüyorsun. Ben de seni düşünüyorum. Ne arıyorsun gecenin bir vakti kapımın önünde Cihan? Gitsene. Nöbetteyim. Bak hiçbir yere gitmedim. Belki bir testere bulursun kapıyı kesmeye kalkarsın diye buradayım. Oysa ben aşkını yenin isterdim. Sana git desem de gitme isterdim. O sıkı sıkı tutunduğun gururunu benim için çiğne isterdim. Nasıl silecektik bütün bunları aklımızdan peki? Ben sana unutturdum. Sen bana fırsat vermedin ki.
Ya vicdanım? Bunu nasıl susturacaksın? Ben seni affedemem Cihan. Kalbim affetse... aklım affetmez. Vicdanım affetmez. Beklerim ben. Bugün, yarın, öbür gün. Affedeceksin beni. Kalbin doğru yolu bulacak. Biliyorum. Nereye kız böyle sabah sabah? Hiç. Arkadaşlarla ders çalışacağız da. Sabahın köründe. Yarın çok önemli bir sınavım var. Fadime ablanın haberi var mı? Yok Gülsüm abla, haberi yok. Daha kalkmadı çünkü. İyi. Sorarsa ne diyeyim o zaman? Sınavı varmış, arkadaşlarıyla ders çalışacakmış dersin. Sebep oldunuz. Gün yüzü görmeyin inşallah. Azrail'in gitti torunum, gitti. Ellerimle kayıp gitti. Lanet olsun seni bu eve getirdiğim güne. Dirliğimizi, düzenimizi, her şeyi yerle bir etti. Aklın varsa bir de içeriden kilitle bu kapıyı. Çünkü dışarı çıktığın anda sana bu dünyayı dar edeceğim, dar. Doğmamış torunum üstüne yemin ederim ki. Aysu inşallah başarır da abim beni bu işkenceden çekip kurtarır. Burası işte. Cemil abi. Buyur. Kusura bakma da ben tanıyamadım seni. Ben Aysu, Fadime'nin kızıyım. Konaktan geldim. Hançer'e bir şey oldu. Ya telefonu da kapalı. Ben de ona ulaşmaya çalışıyorum. Çok merak ettim. Bir şey oldu değil mi Hançer'e? Yok, yok. Hançer abla iyi de. Kızım söylesene o zaman. Niye kendi gelmedi? Niye seni gönderdi? Söyle bir şey. Gelemedi işte. Beni gönderdi. Ya bak sen benim kafamı çok karıştırdın. İyice çorba oldu. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen şimdi? Konağa gelseniz çok iyi olacak. Yok. Ben oraya kadar bekleyemem. Sen şimdi söyle. Benim ömrümden ömür gider. Fenalaşırım ben. Ne olur kızım hadi. Ya nereden başlayayım bilmiyorum ki. Cihan abi Hançer ablayı odaya kilitledi. Hançer ablayı çıkartmıyor. Gün yüzü göstermiyor. Birazdan Yonca gelecek. Ya niye baba niye? Niye çağırdın Yonca'yı? Ne söyleyeceksin ona? Bir ağzını yoklayacağım. Şu çocuğu aldırmak için bir fırsat var mı? Bakacağım. Ya baba lütfen yalvarırım. Bu bizim son umudumuz bak. Kestirip atma böyle. Ne umudundan bahsediyorsun sen?
Kuyruğumuza öyle bir çalı bağladın ki kendimizi kurtardık. Bir de el alemin çocuğuna bakacağız. Ya baba yalvarırım. Bu çocuk gerçekten bizim son umudumuz. Küzdük yüzdük kuyruğuna geldik, ne olur yapma. Hangi kuyruk be? Senin eski kocan dün o kuyruğu kesti, attı. Bir değil, 10 tane de doğursan artık gözünde yoksun onun. Vallahi istersen öldür kendini. O herifin sana yeniden nikah kıymayacağı gün gibi ortada. Bunu iyice o kafana sok. Sus! Sus! Cihan'dan vazgeçmem, ben anlamıyorum. Ben vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Bırak. Bırak. Topla kendini. Kes şunu. O senden çoktan vazgeçmiş. Çoktan. Bırak. Bırak beni, bırak. Bırak. Kendini de beni de daha fazla rezil etme. Şşt. Bak. Hemen topla kendini. Anlıyor musun beni? Geç şuraya otur. Geç. Geç otur. Bana bak. Bana bak dedim. Sesini kes. Burada otur. O yoncanın yanında da sakın ağlayıp zırlayayım deme. Fırsat bu fırsat deyip 10 milyonu 20 yapar. Kızım. Bak seni son kez uyarıyorum. Ben şuna gözdağı verip çocuktan da yoncadan da kurtulmaya çalışacağım. Sen ağzını açma. Tamam mı? Bak çok fena olur. Bak son kez uyarıyorum seni. Anladın mı beni? İş güç bitti, nelerle uğraşıyorum. Seni var ya. Hayırdır? Ne oldu böyle sabah sabah? Niye çağırdın beni buraya? Rüyanda mı gördün yoksa? Geç. Geçelim bakalım. Cihan havuz başına çağırdı beni. Seni de mi? Allah Allah. Bu çocuğun aklından ne geçiyor anlamak mümkün değil. Hadi gidelim. Niye topladın bizi buraya? Daha konuşacak ne kaldı ki? Başka bir mesele var. Sabredersen öğreneceksin anne. Sen de geç Engin. Bu aralar kendi sorunlarıma daldım. Sizleri ihmal ettim. Hazır hepimiz de buradayken herkes eteğinde taşlarını döksün. Hep birlikte çözelim. Değil mi yenge? Ben ne demek istediğini anlamadım. Daha fazla uzatmayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Evin içindeki bir sorunu başkasına anlatmak uygun olur mu? Olmaz tabii ki ama neden böyle bir şey söylediğini anlamıyorum. Daha fazla uzatmayalım. Sen araba kullanmak istiyor musun? Neyden bahsettiğini şimdi anladım. Yani o mesele senin öyle ima ettiğin gibi değil. Benim mesele değil. Niyetini ilgilendiriyor. Sen araba kullanmak istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyordum. Yani öyle bir düşüncem yoktu. Mine ısrar edince de niyetine girdim ama pişman oldum sonra. Madem öyle, araba siparişi verelim. Sen kullan.
Beni buraya niye çağırdınız anladım şimdi. Oyununuz geri tepti değil mi? O çocuk da başınıza kalmasın diye aldırmamı isteyeceksiniz benden. Yonca bak, bizi bir dinle. Hiç boşuna çeneni yorma. Artık çok geç. O çocuğu aldırmam ben. Paramı hazırlasanız iyi edersiniz. Canını mı susadın lan sen? Otur şuraya konuşacağız diyoruz. Dokunma bana. Şimdi burada bir bağırırım, avazım çıktığı kadar bütün mahalleyi başınıza toplarım. Hele bir dene. Bak nasıl kesiyorum soluğunu. Ya tamam tamam bir sakin olun. Bu birimizin değil üçümüzün sorunu artık. Birlik olmadan bu meseleyi çözmemiz imkansız. Bir oturun. Bir oturun baba. Bir oturalım. Ben çözümü biliyorum. İyi bir doktor bulacağım. Meseleyi kökünden halledeceğim. Ortada sorun falan kalmayacak. Ya sana ne olursa olsun diyorsun yani öyle mi? O kadar uzun boylu değil. Ne yaparsanız yapın. Ben bu saatten sonra sizin için canımı tehlikeye atmam. Paramı vereceksiniz. Yonca yapma ne olur. Bak beni de anla. Hepimiz bu planla kurtulacaktık. Ama Cihan yutmadı işte. Ayrıca mesele para meselesi değil. Hem biz sana o parayı da versek sen çocuğu nasıl büyüteceksin? Yani çocuk çok büyük bir sorumluluk. Nasıl uğraşacaksın onunla? Hem sen zaten bu sorumluluğu alamam deyip çocuğu aldırmaya kalkmadın mı? Ya benim ne istediğim senin umurunda mı sanki? Bana bak, ben sizden akıl istemiyorum. Paramı istiyorum. Şimdi söyleyin bakalım. Paramı verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Vermiyorum lan. Ben de sana para kaptıracak göz var mı? El alemden peydahladığın velede 10 milyona kakalayacağını mı sandın bana? Baba, baba. Lütfen böyle şeyler söylemeyelim. Şimdi durduk yere kalp kırmanın alemi var mı? Lan görmüyor musun? Şantaj yapıyor bize. Onun derdi çocuk falan değil. Ne koparırsam kârdır ayağında. Şu an en zor durumda olan kişi Yonca. Sen bir sakin ol. Hem Yonca öyle biri değildir. Yok canım yok. Sen boşuna çeneni yorma. Ben var ya, yanlış yere açmışım tezgahı. Ne demek istiyorsun sen? Cihan'a gitsem 10 değil 20 milyon bağışlar. Yeter ki kızını yakasından silkelesin diye. Ulan eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsan... Neden yapmayayım? Ha? Ne durduracak beni? Bir düşün bakalım. Ne durdurur seni? Taşları safirmiş. Aynı zamanda sadakat taşı da deniyormuş. Beğendiniz mi? Anlamı güzelmiş. Bilerek seçtim. Çünkü bence iki kişi arasındaki en önemli şey sadakat. Bence de öyle. Ben sevince ölesiye severim. Sevdiğim için canımı yoluna koyarım. Ama ihaneti de affetmem. Eğer bir gün öyle bir şey yaparsa en büyük düşmanı ben olurum. O gün kimse tanıyamaz beni. Baba olmaktan yorulmadın mı? Gerçekten yani genç, yakışıklı bir adamsın. Senin de kendine göre bir hayatın var. Ama sen sürekli Beyza'ya böyle 15 yaşındaymış gibi davranmaya devam edersen Beyza hiç büyümeyecek. Arkasında senin olduğunu bildiği için de sorumluluğunu hiçbir zaman alamayacak. O iş öyle kolay değil. Bilmediğin şeyler var senin. Baba kız meselesini aşan şeyler var bu işin içinde. Giden sadece kızımın 7 yılı değil. Ben halanla baban kadar birbirine sahip çıkan kardeş daha görmedim. Öyle. Babam hep halamın yanındaydı gerçekten. En zor zamanlarında hep ona destek oldu. Eniştem öldürüldüğünde halam 2 çocuğuyla ortada kaldı. Babam onlara sahip çıktı. Enişten öldürüldü mü? Herkes kendi yoluna. Baksın başının çaresi ne diyorsun yani öyle mi? Aynen öyle diyorum. İyi tamam. Tamam. Öyle olsun bakalım. Öyle olsun.
Ulan. Tövbe. Kız! Bana araba mı alacaksın yani? Neden olmasın? Ya gerek yok böyle bir masrafa. Ya daha yeni yeni kullanıyorum zaten. Tutar alır çarparım bir yere sürterim falan. Sonra ben iyice stres olurum. Feda olsun sana. Madem öyle için rahat etmiyorsa bahçedeki arabaları kullanmaya başlarsın. Ne zaman tamam dersen istediğin arabayı gider alırız. Cihan, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Bundan sonra bir derdin, bir sıkıntın olduğunda bana geleceksin. Başkasını göndermeyeceksin. Ben aslında başkasını göndermedim ama yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Tamam. Daha fazla uzatmayalım. Asıl gelelim diğer meseleye. Hazır annem de buradayken. Annemden, benden istediğin başka bir şey var mı? Daha ne isteyecek oğlum? İstediği her şeyi istemeden önüne bahşediyorsun zaten. Bir de bu zor zamanlarda araba bahşettin gelin hanıma. Daha ne istesin ki? Anne. Onu bahsetmiyorum. Bizimle burada yaşamaktan memnun musun? Daha da neler? Anne. Yengeme sordum. Yenge, Mine'ye sana ne kadar çok değer verdiğimi biliyorsun. Siz bana abimle emanetsiniz. Biliyorum tabii. Allah razı olsun. Benim için önemli olan Mine'nin, senin mutluluğun. Burası sizin de eviniz. Ama burada yaşamaktan mutlu değilsen istediğin zaman gidebilirsin. Burada kalmanın bir anlamı yok. Sen ne diyorsun Cihan? Nereden çıktı bu durup dururken? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni bir torunumdan ettin, diğerinden de mi edeceksin? Anne, neden korkuyorsun? Yengem niye bizi seçmesin ki? Ben kendime güveniyorum. Ben bir hata yaptıysam, bunun altında iyi niyet olduğunu yengem bilir. Ama sen kendine güvenmiyorsan, o başka. Yengeme iyi kayınvalidelik yapmadın mı yoksa? Ne alakası var canım? O zaman bırak da cevabı yengem versin. Yenge söyle. Bizden razı mısın? Benden, annemden şikayetin var mı? Annemin sana karşı bir yanlış oldu mu? Cihan Bey, yetişin. Cemil Bey kapıyı kırıyor. Ya baba, neden kestirip attın ki? Anlaşmak için bir yol bulurduk. Çocuk mu lazım artık bize? Kapandı gitti o mevzu. Sen de konuşma artık. Ulan şu karnındakini de çıkart. Sinirim bozuluyor şiş şiş görünce. Neye yanacağımı şaşırdım. Beni muhatap ettiğin insanlara mı yanayım? Salaklığıma mı yanayım? Neye yanacağımı bilmiyorum. Demek öyle Nusret Bey'e beni öldürmekle tehdit ediyorsun. Ben de sineceğim, korkacağım, vazgeçeceğim öyle mi? Sen beni hiç tanıyamamışsın hiç. Derim Cihan'a, çalarım kapısını, 10 değil 20 milyon alırım. Toz olurum ortalıktan.
senin ruhun bile duymaz. Her şey sadece bir gözümü karartmama bakar. Her şey. Geldim Gülüm. Geldim, kurtaracağım seni, merak etme. Abi. Gülüm. Gülüm, iyisin değil mi? Ha? Bir şey yapmadı o herif sana değil mi? Abi bir şey yapmadı. Ben sadece buradan gitmek istiyorum. Tamam. Tamam, hadi yürü. Yürü. Ben çok... Hançer hiçbir yere gitmiyor. Karımı bırak. Ne senin kadar heybetim var, ne de bir gücüm kuvvetim. Bu tenimde bir canım var. O da bacıma feda olsun. Cesedimi çiğnemeden onu benden alamazsın.